Değerli arkadaşlar merhaba hepinize. Sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kırmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda Ortaöğretim Kurumları Lise Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf ders kitabını tanıyacağız. Evet bu yıl 11. sınıflar hangi Türk Dili ve Edebiyatı kitabını görecek, hangi konuları işleyecek? Bunlarla ilgili videomuzu sizlerle paylaşmış olacağım. Değerli öğrencilerim, ders kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kitap sizlerle paylaşmış olacağız. Bu kitap dışında farklı yörelerde Milli Eğitim Bakanlığı özel yayın evlerinin yayınladığı 11. sınıf edebiyat kitabı da göndermiş olabilir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kitap görürseniz şaşırmayalım. Bazı yörelerde farklı kitaplar, özel yayın evlerine ait kitapları da Milli Eğitim Bakanlığı okunmaya sunuyor. Bu açıdan şaşırmayalım. Müfredat aynı, içerik aynı fakat kitabın yazarları, kitaptaki resimler, bazı şiirler, soru tipleri farklı. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Konular aynı, müfredat aynıdır. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı üzerinde duralım sevgili arkadaşlar. Bu kitabımızda ilk sayfalarda kitap tanıtım bölümü var. Kitaba katkıda bulunanlar yer alıyor. İstiklal Marşımız ve bayrağımız Gençliğe Hitabe Atatürk Portresi'nden sonra İçindekiler bölümü yer alıyor. İçindekiler bölümünde kitapla ilgili tanıtım bölümü ve bunun yanında hangi üniteleri göreceğiniz yer almış. Hemen baktığımız zaman önce kitap tanıtım şeması var. Biraz sonra bunun üzerinde duracağım. Daha sonra birinci ünitemiz geliyor. Birinci ünitemiz giriş ünitesi arkadaşlar. Tüm 9, 10, 11 ve 12. sınıfların kitaplarında öncelikle birinci ünitemiz giriş ünitesi. Temel konuları burada aktarıyor. Daha sonra konu konu, ünite ünite konular işleniyor. Birinci ünitemizde, giriş ünitesinde edebiyatla toplum ilişkisi, yani sosyoloji edebiyat ilişkisi üzerinde duruluyor ve edebiyattaki sanat akımları, realizm, klasizm, romantizm, parnasizm, naturalizm, egzistansiyalizm, fütürizm, sembolizm, gibi sanat dalları, sanat akımları bu ünitemizde yer alıyor. Bunların benzer ve farklı yönleri, yerli ve yabancı yazarları, bu akımlara mensup yazarları bu ünitede tanıtılıyor, bu bölümde tanıtılıyor. Daha sonra dil bilgisi çalışmaları yer alıyor. Bu dil bilgisi çalışmalarında imla noktalama kuralları ve bu yılın konularından olan özellikle bu üniteden sonra başlayacak cümlenin öğeleri ve ikinci dönem işlenecek olan anlatım bozuklukları, üniteleri dil bilgisi içinde işlenecek arkadaşlar. Gene her yılki dersimizde olduğu gibi yazma çalışmaları ve sözlü iletişim çalışmaları yer alıyor ve ünite sonunda da ölçme değerlendirme soruları yer alacak. Birinci ünitemiz ve diğer ünitelerde olduğu gibi birinci ünitemizde ölçme değerlendirme çalışmalarıyla bitiyor. İkinci ünitemiz hikaye ünitesi. Biliyorsunuz 9, 10, 11, 12. sınıflarda ikinci ünitemiz hikaye ünitesi ve bu ünitede 9. sınıfta temel konuları öğrendikten sonra 10, 11, 12. sınıflarda 100 yıl, 100 yıl bu hikaye türünün gelişimi ve edebiyatımızdaki yeri üzerinde duruluyor. Burada da 11. sınıfta da değerli arkadaşlar 1923 ile 1940 1940 ile 1960 yılları arası Türk edebiyatındaki hikaye gelişimi ve hikaye akımları bunları göreceğiz. Burada ayrıntılı özel olarak da ağırlıklı olarak toplumcu gerçekçilik akımı üzerinde durulacak ve hikayelerde toplumcu gerçekçilik ve toplumcu gerçekçi yazarlarımızın, hikayecilerimizin eserlerine örnek verilecek ve dil bilgisi çalışmalarımızda İmla kuralları, noktalama işaretleri ve cümlenin öğeleri konularına giriş yapılıp bununla ilgili uygulamalı çalışmalar yapılacak. Yazma çalışmalarında ise hikaye yazmanın aşamaları bize öğretilecek. Bir hikaye yazarken nelere dikkat edeceğiz? Hangi hususlara dikkat edeceğiz? Bunu hikaye yazma aşamalarında öğretmenimizle
öğreneceğiz. Ve aynı zamanda değerli arkadaşlar, öğretmenimiz bize hikaye yazma çalışması yapacak ve sözlü iletişim çalışmalarıyla ünitemiz devam edecek ve en sonunda ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını yapacağız ve konularımızı pekiştireceğiz. Daha sonra üçüncü ünitemiz geliyor arkadaşlar. Üçüncü ünitemiz şiir konusunu içeriyor. Tanzimat'la beraber Tanzimat dönemi şiiriyle başlayacağız ve Servet-i Fünun dönemi sonu saf şiir ve milli edebiyat dönemi, milli edebiyat dönemi şiiri ve sonra Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki şiir ve özellikleri işlenen konular ve sanatçılar işlenecek üçüncü ünitede ve Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiiri üzerinde durularak özellikle bize en yakın edebiyat olan Türk edebiyatının dünya çapındaki örneklerinden Azerbaycan edebiyatından iki tane şairimiz ve bunların şiirine örnek verilecek ve bunlar işlenecek. Gene dil bilgisi çalışmalarımız bu ünitede yer alacak. Cümlenin öğeleri konusu ve imla noktalama çalışmalarına devam edeceğiz. Sözlü iletişim çalışmalarında hazırlıklı konuşma nasıl yapılacak? Hazırlıklı konuşma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunlar üzerinde duracağız. Ve ünite sonu ölçme değerlendirme sorularıyla üçüncü ünite pekiştirilecek ve yazılılarda da buradan benzer sorular gelebilecek. Ve değerli arkadaşlar, birinci dönemin sonu ve ikinci dönemin başına sarkacak bir ünitemiz makale ünitesi. Makale ünitesinde de değerli öğrencilerim, öğretici metinler üzerinde durarak öğretici metinlerden önemli bir unsur olan makale türü işlenecek. Makale türü yalnız burada işlenirken sevgili arkadaşlar, normal makale dışında ağırlıklı olarak bilimsel makaleler üzerinde durulacak. Çünkü şekil itibariyle bilimsel makaleler normal öğretici metinlerdeki diğer makale türlerinden plan olarak biraz farklı. Burada bilimsel bir makale yazarken, bilimsel bir yazı yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buna değineceğiz. Bu çok önemli bir ünite. Bu üniteyi çok iyi öğrenmenizi isterim. İleride üniversite sınavları sonucu üniversiteye gidecek arkadaşlarımız, akademik çalışma yapacak arkadaşlarımız ve üniversite sonrası bu çalışmalara eğilimde olan arkadaşlarımıza bu ünitemizdeki makale konusu çok destek olacak. Ve gene dil bilgisi çalışmalarından cümlenin öğeleri üzerinde duracağız. İmla ve noktalama çalışmalarıyla konuyu pekiştireceğiz. Aynı zamanda yazma çalışmalarında biraz önce söylediğim gibi araştırmaya dayalı bir metin nasıl yazılır? Araştırmaya dayalı bir metinde nelere dikkat edilir? Bunun aşamalarını göreceğiz ve bunu öğreneceğiz. Sözlü iletişim çalışmalarında da münazara konusunu göreceğiz. Dolayısıyla bir münazara nasıl yapılır? Bu münazaranın yapılışı sırasında hangi aşamalar yer alır? Özellikle İngiliz tipi, parlamento tipi münazara nedir? Diğer normal münazaralardan farkı nedir? Bunları göreceğiz ve ünite sonu ölçme değerlendirme sorularıyla ünitemizi pekiştireceğiz. Ve ikinci dönem sohbet ve fıkra ünitesine geleceğiz. Beşinci ünitede arkadaşlar okuma çalışmaları yine burada var. Sohbet türü ve fıkra türünün Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası gelişimi üzerinde duracağız ve bu türde yazan yazarlarımıza örnekler vereceğiz ve bunların eserleri üzerinde duracağız. Yine dil bilgisi çalışmalarından anlatım bozuklukları ve cümlenin öğeleri üzerinde duracağız. Ama ikinci dönem ağırlıklı olarak anlatım bozuklukları üzerinde duracağız. Ve değerli arkadaşlar, imla ve noktalama çalışmaları bunlar da yapılacak. Sohbet ve fıkra nasıl yazılır? Sohbet ve fıkra yazarken nelere dikkat etmemiz lazım? Bunu da yazma aşamalarında göreceğiz. Yazma çalışmalarında göreceğiz. Aynı zamanda sözlü iletişim çalışmalarında Türklerde sohbet kültürü üzerinde durulacak ve ünite sonu ölçme değerlendirme sorularıyla ünite bitecek. Değerli arkadaşlar, 6. ünite roman ünitesi. Gene 9, 10, 11. sınıfta, 12. sınıfta bu ünite 6. ünite olarak karşımıza çıkmakta ve 9. sınıfta biliyorsunuz genel hatlarıyla öğrenmiştik. 10, 11. sınıfta da 100 yıl, 100 yıl devam edecek. 12. sınıfta da 1980 ve sonrasına geçeceğiz. Dolayısıyla 11. sınıfta 1923 ile 1950 yılları arasındaki romancılar ve romanımız, 1950-1980 arası romancılarımız ve romanımız ve gelişimi üzerinde duracağız. Buradaki sosyal, toplumsal değişimlerin romana etkisi ve romanın bu sosyal ve toplumsal
değişimlere katkısı, bunları işleyeceğiz. Aynı zamanda modernizm akımı üzerinde durarak modernist roman üzerinde de duracağız ve bu konunun örneklerini göreceğiz. Aynı zamanda dünya edebiyatında roman örneklerine değineceğiz ve dünya edebiyatındaki romanın gelişimi üzerinde duracağız. Ve dil bilgisi çalışmaları yaparak gene anlatım bozuklukları ve anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulama çalışmaları yapacağız. İmla noktalama çalışmaları da dil bilgisi konusu olarak karşımıza çıkacak. Ve yazma çalışmaları, sözlü iletişim çalışmalarıyla beraber ünite sonu ölçme değerlendirme çalışmalarıyla 8. 7. 6. ünite düzeltiyorum bitmiş olacak. Ve 7. ünitede tiyatro konusu üzerinde durulacak ünite çalışmalarında burada da 1923-1950 ve 1950-1980 yılları arası tiyatronun gelişimi üzerine durulacak. Gene tiyatronun unsurları ve bu unsurların bu dönem tiyatro eserlerindeki yansımaları, gene o günkü toplumsal şartların ve toplumsal değişimlerin, olayların tiyatroya katkısı ve tiyatro türünün edebiyatın topluma etkisi, bunlar da bu dönem içinde işleyeceğimiz konulardan. Ve dünya edebiyatında tiyatro ve temel tiyatro terimlerini göreceğiz. Biliyorsunuz 9. sınıfta da temel tiyatro terimlerini görmüştük. Onların bir nevi tekrarı olacak, biraz daha ayrıntısı olacak. O açıdan yabancı olmadığımız bir konu ve gene 7. ünitede dil bilgisi olarak anlatım bozuklukları ve anlatım bozuklukları ile ilgili sorularımız ve uygulama çalışmalarımız yer alacak. Yazma ve sözlü iletişim çalışmalarıyla beraber bu üniteyi de bitireceğiz. Ünite sonu ölçme değerlendirme sorularıyla. 8. ünitede sevgili arkadaşlar eleştiri türü ve eleştiri konusu üzerinde duracağız. Türk ve dünya edebiyatındaki eleştiri türü ve eleştiri çeşitleri üzerinde duracağız. Özellikle Cumhuriyet öncesindeki eleştiri yani tenkit konusu ve Cumhuriyet dönemindeki eleştiri üzerinde ve eleştiri türünde yazan yazarlar üzerinde duracağız. Dil bilgisi çalışmaları çerçevesinde gene anlatım bozukluklarını göreceğiz. Değerli arkadaşlar, anlatım bozukluklarını iki başlık altında göreceğiz. Anlama dayalı bozukluklar ve yapıya dayalı bozukluklar. Önce anlama dayalı bozukluklardan başlayacağız. Sonra yapıya dayalı bozukluklara devam edeceğiz. İkinci dönem ve bunlarla ilgili uygulama çalışmalarını yapacağız. Ve yazma çalışmalarında eleştiri yazma aşamaları üzerinde duracağız. Öğretmenlerimiz bize burada eleştiri türünde birer yazı yazdırabilecek. Eleştirinin konularına göre çeşitleri var. Özelliklerine göre çeşitleri var. Bu özelliklere göre bizden bir eleştiri yazısı isteyebilecek hocamız ve biz de bunu yapacağız. Yazacağız aynı zamanda. 9. ünitede mülakat ve röportaj konusu var ve bu üniteyle arkadaşlar kitabımız bitiyor. Burada da mülakat nedir? Röportaj nedir? Mülakatla röportaj arasındaki farklar nelerdir? Cumhuriyet öncesi mülakat ve Cumhuriyet dönemindeki mülakat türleri hakkında bilgiler edineceğiz. Yazarlarımız hakkında, bu türde eser veren yazarlarımız hakkında bilgi edineceğiz. Aynı zamanda röportaj türünün Cumhuriyet dönemindeki gelişimi üzerinde duracağız. Ve dil bilgisi konuları olarak imla kuralları, noktalama işaretleriyle ilgili uygulama çalışmaları, anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulama çalışmaları ve genel bir tekrar yapacağız. Mülakat nasıl yazılır? Mülakat yapmanın usulleri nelerdir? Bunlarla ilgili de bir yazma çalışması yapacağız. Gene sözlü iletişim çalışmasıyla beraber ünite sonu ölçme değerlendirme çalışmalarıyla bu kitabımızın son ünitesiyle kitabımızı tamamlamış olacak. Gene kitabımızda arkadaşlar kitap sonunda ürün dosyası nasıl hazırlanır ve nasıl değerlendirilir? Hikaye ve roman okuma formu, şiir okuma gözlem formu, tiyatro okuma gözlem formu, yazma çalışmaları yönergesi, sözlü iletişim çalışmaları yönergeleri ve sözlü iletişim gözlem ve değerlendirme derecelendirme puan anahtarı var. Bu formlara ve anahtarlara göre sene içinde yapacağınız faaliyetlerde bunlar size destek olacak. Bunları muhakkak incelemeniz gerekiyor ve kitap sonunda terimler sözlüğü, kaynakça ve cevap anahtarı var. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kitabımızın 11. sayfasında kitap tanıtım şeması var. Hemen kitabımızın başında. Burası önemli. Diğer videolarımda da aktardım. Kitabınızı açtığınız zaman arkadaşlar ilk önce bu bölümü okumanızı sizlerden istirham ediyorum. Bu bölümü çok dikkatli bir şekilde inceleyerek kitaba çalışırken, kitapta ödevleri yaparken, ders çalışırken, ders öncesi, ders sırasında ve ders sonrasında nerede ne yapacaksınız? Bunları kitabımız bize anlatmış, tanıtım şemasında anlatmış. Bunlara dikkat ederek çalışırsanız
sizler için faydalı olacaktır. Bu hususta da dikkat edelim değerli öğrenciler. Evet, değerli öğrencilerim, bu videomuzda sizlerle 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ders kitabını tanıdık ve edebiyat dersinde 11. sınıfta neleri göreceğinizi çok kısa ve özet bir şekilde içindekiler kısmından hareketle anlatmış olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu takladığınız için çok teşekkür ederim. Özellikle yazılı soruları, sorumluluk sınavı soruları ve diğer konu testleri ve konu anlatım videolarını kanalımızda oynatma listelerinden 11. sınıf oynatma listelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak kanalımızı ziyaret edin. Hem Metin Kürümoğlu hocam kanalımız hem de Metin Kürümoğlu Teacher Metin Kürümoğlu hocam kanalımız hem de Kürün Medya kanalımızda bu soruları, videoları ve ders çalışma konularını görebilirsiniz. Bu açıdan bildirim zillerini de açmanızda fayda var. Hepinize hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Sağlıkla inşallah bu eğitim öğretim yılını tamamlamayı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Kanalımıza tekrar abone olup paylaşım yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.